Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Tüm haftanın aksine negatif bir kapanış yaptığımız cuma günü oldu. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Bu çok kötü bir haber mi? Hayır. Neden? Çünkü gün cuma günüydü arkadaşlar. Cuma günkü negatif kapanışların bizim için reel değerleri yoktur. Şu anki kötü piyasada, çünkü bu piyasayı iyi diyemeyiz. 2-3 gün endeks arttı, Amerikan borsası arttı diye tüm riskler bitti diyemeyiz. Cuma günü kimse hafta sonuna yüklü parayla girmek istemiyor. Bunun en büyük sebebi bugün cumartesi, yarın pazar. Ya bir şey olursa, ya yeni bir haber çıkarsa, ya satarsa, ya batarsa. Bu tür söylenler cuma günleri satışları getiriyor. Geçen haftalarda da söylediğim gibi cuma günü eksi gelme ihtimali %80 civarındadır. Aksiyonel var mı? Tabii ki arada sırada aksi örnekler geliyor. Mesela geçen hafta olması lazım. Aksi bir örnekti diye hatırlıyorum emin değilim. Ama dedim çok nadir de olsa aksi örneklerimiz söz konusu. Biz şimdi şöyle genel bir piyasalara bakalım. Siz de arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak baktığımızda son gün haftayı hangi bizsüz hissesi nasıl kapatmış? Hektaş tavanda, Limak, Obama Karna ve Alfas gibi hisselerimizin güzel artışlar yaptığını görüyoruz. Bununla beraber Astor tarafında ve Sasa tarafında güzel alışlar var ki bilseydik biz de Astor ve Sasa'ya daha fazla yük verirdik. Özellikle Astor'un artışları bizim için çok ama çok değerli. Bunun dışında Alfa Solar'ın artışı şaşırtıcı aslında. Neden diye sorarsanız bu ara enerji sektörü için pek tercih edilen dönemler değil. Kardemir'in artışı çok güzeldi ki sadece Kardemir değil arkadaşlar. Ereğli tarafında da bir pozitiflik gördük. Sabancı Holding tarafında pozitiflik gördük. Ayrıca size söylüyorum, daha fazla içerik için, model portföyler, canlı yayınlar, özel videolar, anlık haberler için katıl tarafına gelebilirsiniz. Özellikle iş insanı üyelik seviyesinde her türlü videomuz var. Peki tamam artıda bunlar vardı. Peki düşen tarafta ne oldu? Baktığımızda BİM son günlerde çok artmıştı. BİM, Migros gibi özellikle BİM ve Migros'un aynı sektörde olması sektörel bir sorun işaret ediyor. Egeen, Enka, Tofaş, Odaş, Tapgıda ve Akbank gibi düşüşler oldu. Özellikle Akbank ve BİM'in özellikle BİM'in eksi 7'ye varan düşüşü endeksin çakılmasına sebep oldu. Bunun dışında Türkbaş tarafı da düştü ki Türkbaş'ın yani gelecek hafta toparlanma ihtimali söz konusu temettüsü var biliyorsunuz ki ayın 27'sinde. Temettü tarihi yaklaştıkça burada bir toparlanma gelebilir. Az sonra MİA Teknoloji ile ilgili haberimiz var orada söyleyeceğiz ama ben MİA Teknoloji'de Haberler ne olursa olsun daha tam bir toparlama beklemiyorum. Enerji sektörünün de, yazılım sektörünün de belli bir dönemi var. Bunun dışında baktığımızda aracı kurum dağılımlarına Ak Yatırım, Yatırım Finansman, Mexa, HSBC, Yapı Kredi özellikle Ak Yatırımın 1.1 milyar TL civarında yüklü alımıyla kapattım. Muazzam bir alış. Bunun dışında satıcı tarafta baktığımızda Info Yatırım, QNB Yatırım tacirler, iş yatırım ve gedik satışları var. Burada baktığımızda piyasalara büyük risk teşkil edecek bir sorun yok. Niye? Info bir tahtacı, Info'nun satış yapması bizim için reel bir önemi kapsamıyor. Hacimlere baktığımızda bence asıl sorun burada, hacimlerde. Niye? Hayırdır kardeşim, niye hacimlerde sorun var diyorsun? Hatta o gün söylemiştim. Bank of Amerika'nın 30 milyar TL üzerinde hacme ulaşması lazım. Alıp satması çok önemli değil. Aldır satar bunlar trader bunlar yatırımcı değil. Ama piyasalarımızda tekrardan hacmin gelmesi hareketlenmenin gelmesi için Bank of America'nın 30 milyar TL üzerine kapanışlar yapması hatta bu arada yapı kredi iş yatırımın hacimleri gayet güzel ama onların bile hacimde olması bizim için önemli. Bank of America baktığımızda 120 milyon TL alış yapmış. Hatta bu alışa baktığımızda işçi TR, Ereğli, Garanti, Kardemir ve Yapı Kredi almış. Özellikle Ereğli ve Kardemir güzel yükselen hisselerimizdendi. Bunun dışına geldiğimizde iç ilişkilerinde 20 Eylül tarihinde ASELSAN güzel bir iş anlaşması imza aldı. Link tarafında anlaşma var ama çok değerli değil. TCKRC güzel bir iş anlaşması yapmış. Birleşim tarafı küçük bir iş anlaşması. Özellikle bu dönemlerde bakın TCKRC hissesine baktığımızda son gün hatta aşırı sert bir düşüş yapmış. Bu arada bence son çeyrek bilançosu fena değil. Bu hissenin Kıraç Galvanist Telekominasyonu'nun ilerleyen dönemler teknik olarak olmasa bile diğer faktörler olasılığında başka işte bilanço, iş görüşmeleri, iş alımları ilerleyen dönemlerdeki hamleler doğrultusunda iyi bir potansiyele sahip olma ihtimali söz konusu. Bakın 18, 19, 20 Eylül'de 3 büyük iş anlaşması yaptı. İlerleyen dönemlerde bunlar şirketimize pozitif etki edebilirler. Bunun dışında geri alım programlarına baktığımızda yükselen Obama gerçekten ama gerçekten muazzam bir geri alıma geçti. Yani 10 milyon TL tutarında bir geri alım oldu. Obama makarna bununla beraber A 4 civarına geçti. Yine aynı şekilde LKMH hissesinde güzel bir alış vardı. 850 bin tutarında arkadaşlar. 850 bin TL civarında. Peki kardeşim sen niye şimdi LKMN hissesinden bahsettin? Lokman Ekim yani ismini de söyleyeyim istersen. Bakın Lokman Ekim hissesinden sen niye bahsettin dersen bu ise sadece 850 bin TL'lik bir alımla mı yükseliyor dersen bugün alımlardaki 3. gün. Arkadaşlar 3. gün. Ondan önceki gün 4 milyon TL tutarında yaklaşık olarak. 1.7 milyon TL ve son günde 750 bin hatta 850 bin TL tutarında bir iş anlaşması yapıldı. Toplamda 5-6 milyon TL civarında bir lokman hekim geri alımı söz konusu. Bu da hissemizin özellikle uzun vadede toparlanması için önemli bir adım. Diğer taraflara geldiğimizde son bilançolara son gün arkadaşlar IAS, Derin, Boş Fren ve Sanika Islı'nın bilançoları geldi. Kötü bilançolar diyebiliriz. Boş Fren'e baktığımızda bakın geçen seneye göre pozitif olsa bile aşırı sert bir artıştan bahsedemeyiz ki çarpanları kuvvetli. Kardeşim diyeceksin ki sen şimdi burada eksi gösteriyor ama artmış bu. Buradaki sayılar takılmayın. Bu ara fin tablet bozuk tam doğru veriler vermiyor. Son dönemlerde yine baktığımızda bizim önemli şirketlerimizden öyle Kozal'ın bilançosu gelmiş. Onu inceleyebiliriz hızlı bir şekilde. Bunun dışında aşırı önemli bir şirketin bilançosunun geldiğini düşünmüyorum. Kozal tarafında geçen sene pozitif net kar, bu sene negatife düştü. Şu andaki hissemizi büyük bir rallye başlatabilecek artış trendinin olduğunu düşünmüyorum. Bununla beraber diğer tarafa geldiğimizde yerli hisse bazı senetlerimizde evet bazı fonlarımızda giriş var. Ak portföyün biz banka fonu, garantinin banka fonu, bunun dışında garantinin hisse fonu, İş portföyün biz 30 fonu, yani banka fonları ve daha çok arkadaşlar bakın yine bir banka fonu biz 30 fonlarında giriş var ki ben bunu daha önce size söylemiştim. Ne demiştin sen dersen ben arkadaşlar 2025 yılında oluşabilecek borsa artışının daha fazla biz 30 endeksi olacağını yan tahtları sıranın sonra geleceğini düşünen bir insanım diyeceksin ki sen şimdi başladı mı yükseliş tamam yeterli mi Hayır nasıl burada alışlarımız varsa bakın yaklaşık olarak 18 tane fonda alışımız varmış çıkışlarımız ise arkadaşlar aşağılara geldiğimizde toplamda inim bitmiyor 112 fonda hala çıkış devam ediyor hala borsamız için yükselişi için net bir durum söz konusu sayılmaz. Burada ak portföyün hisse senedi fonu, garanti hisse senedi, QNB hisse senedi, işte kadın hisse senedi ve işin yine birçok fonunda hala çıkışlar söz konusu. Hala bakın büyük bir borsa yükselişi için zaman var. Hala fonlar büyük oranda artışa geçmediler. Peki hangi fonlar artıyor? Hiçbir fon artmıyor mu? Hepsi mi düşüyor dersen? Bence yükselen fonumuz var. Ben size burada hemen yükselen bir fon bulayım arkadaşlar daha doğrusu artan bir fon kategorisi bulayım hemen. Altın fonlarında bakın 25 fondan sadece 6 tanesi çıkış yapmış. Ki bunların çıkışları da çok düşük. Yani toplasam bunları buradaki 79 milyon giriş yapan bir tane fonun olmuyor to toplamı. Hani hiçbir çıkış yok. Altın fonları takır takır topluyor. Özellikle Ziraat Portföyün Altın Katılım Fonu, QNB'nin Finans Portföy Altın Fonu, Kuveyt Türk'ün Altın Fonu iş portföyün, ak portföyün, yapı kredinin altın fonlarında çok ama çok güzel bir artış var. Girmek zorunda mıyız dersen ben ne gerek var diyorum altın fonlarına. Normal altın alışları da bence o fonun arkadaşlar getirisini verebiliyor. Belli oranlarda en azından. Uzun vadede özel altın fon toplamak çok değerli. Değil. Bazen sadece kısa vadede daha fazla artabiliyor. Ama genel olarak altın artışını izliyor. Bunun dışında sadece altın fonu değil diğer arkadaşlar kıymetli maden fonları tarafına geldiğimizde kıymetli madenler tarafında yine büyük bir giriş var. Baktığımızda 33 tane fondan arkadaşlar yani 14 tanesi çıkış yapmış burada hatta daha az 11 tanesi çıkış yapmış diğer 22 fon alışta. Ve bunları toplasan bakın satışların toplamını toplasan buradaki 7. sıradaki tevin portföy altın fonu olmuyor. Altın katılım fonları öyle bir güç veriyor ki kıymetli maden ve altın fonları ki çoğu be, aynı aslında muazzam bir artış içerisinde. Muazzam hem de. Bu dönemlerde bunların artışları ve yatırımcı girişleri daha da artmaya devam edecektir. Şimdi başlıkta yazan maddeye gelelim ki çoğunuzun sinir kaptığı bir hisseden bahsedeceğiz. Ondan önce hedef fiyatlara bir bakalım. Son dönemde hangi hedef fiyatlar gelmiş? Albatros birçok arkadaşlar hisse için hedef fiyat yayınlamış. Burada Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Maçko, yani Kardemir D için özellikle Gürsel Turizm için muazzam bir artış yapmış. Demiş ki biz Gürsel Turizm'in karını çoktan aldık. Hatta şu borsanın berbat olduğu dönemde bizim yüzümüzü güldüren nadir hisselerden biri. Şubat ayından beri, Mart ayından beri kazanmaya devam ediyoruz. Özellikle katılıyor üyeleri bilir ki bol bol muhabbetini yaparız canlı yayınlarda. Bu arada Anadolu Efes'in muazzam artacağını düşünüyor. Dohol'un muazzam artacağını düşünüyor. Bunlar önemli. Bunun dışına baktığımızda Sabancı Holding için gedik yatırım yüksek hedef fiyatta bulunmuş. İş yatırım şok için yüksel, yüksek demiş. Tacirler mavi için. Ayrıca ziraat da mavi için aşırı yüksek demiş. Mavi tarafında da önemli artışların olacağı konuşuluyor. Buraya çok fazla değinmek istemiyorum. Daha çok son güne baktık. Ama burada son günlerde 3 adet arkadaşlar aracı kurum Türk Hava Yolları hissesi hakkında yükseliş sinyalinde bulundu. Ki az sonra bakacağız bu hisseyi nerede almalıyız. Bakın ben size hiçbir hisseyi boş yere övmem. Hisseler iyi veya kötü hisse diye bir şey yoktur. Ona göre Türk Hava Yolları'na şu an 4-5 aydır yatırımcısıysan hatta 1 yıldır yatırımcısıysan kötü hisse dersin. 5 yıldır yatırımcısıysan muazzam hayatımın en iyisi dersin. O yüzden iyi hisse kötü hisse yoktur. Hisselerin alış zamanları satış yerleri vardır. Bundan az sonra bahsedeceğiz. Albatros %40 artışta bulunmuş. Türk Hava Yolları için arkadaşlar Philip Capital ise %58 hedef fiyat verip gelecek 12 ay içerisinde 473 TL olur demiş. Info yatırım 490 TL hedef fiyat verip %63 potansiyel getiri işaretlemiş. Şu an son tahminlere göre 10 aracı kurum al, 8 aracı kurum endeks üstü getiri, 4 aracı kurumda tavsiye yok demiş bir tane bile kötü yorum yok. Bir tane bile aracı kurum bu hisse hakkında kötü bir şey söyleyemiyor. Evet şu an kötü ama bunun da zincirlerini kırdığı bir yer gelecek. Ortalama getiri potansiyelinde aracı kurumlar %51'de anlaşmışlar. Ki genelde söylerim siz aracı kurumların tahminlerine bir %10 %20 daha ekleyin. Neden diye sorarsan genelde tahminleri çok doğru tutmaz. Her zaman tutturmak için tahminlerini biraz aşağı tahminde bulunurlar benim tahminim %60-%70 kadar potansiyele sahip olabileceği. Baktığımızda zaten son çeyrek bilançosu çok iyi ki 3. çeyrek bilançoda daha da iyi bırakan bekliyoruz. Özellikle bakın bu çarpanlar kısmında aşırı uygun çarpanlara sahip. PDDD oranı 0.74. Ve bilinen bir yanlış vardır bakın. Bunu herkes söylüyor kafayı yiyorum deliriyorum. Neymiş? Birinin altında çarpana sahip hisse ucuz. Birinin üstünde ise yüksek. Niye? İşte piyasa değeri, defter değerine eşit olsun ki şirket gerçek değerinden işlem görsün. Yalan ya. Arkadaşlar yalan. Bakın evet mesela Türk Hava Yolları için 0.74 uygunluk demektir. Ama şu an Türk Hava Yolları'nın 0.74'de olması aşırı iyi bir durumda değil. Uzun vadeciler için iyi, kısa vadeciler için kötü. Sebebi ne? Ucuz değil mi? Her zaman bakın bir şirket borsanın amacı aslında şirketleri olabildiğinden yukarıda fiyatlamaktır. Daha çok paranın dönmesi için. Şu an Türk yoluna kimse girmediği için ki genelde de böyle bir, bir buçukta falan kalır çarpanları yüksek hacim dolayı. Böyle aşırı aşırı arkadaşlar hacim gelmediği için kötü. GO sektörüne bakın hep 0.30 0.40 çarpanlara sahip. Niye? Kimse girmiyor o hisseleri. Kimse kar görmediği için girilmiyor. Yani şirketimizin biraz daha rahatlaması için en azından kendini 0.85 ve üzerindeki PDD oranlarına atması lazım veya 0.80 üzerine atması lazım. Ben uzun vadeciyim kardeşim beni alakalı ederim dersen etmez sen toplayabilirsin. Şirketimiz gayet ucuz ama kısa vadede şu an bir istek söz konusu değil. Açtık şimdi hissemizi. Pazartesi arkadaşlar açılışta 299 TL altında bir açılış sonucunda hissemizin 287-292 bölgesine kadar geri çekilme imkanı söz konusu. Peki biz bu hisseyi ne zaman almalıyız? Ben arkadaşlar az risk alabilirim diyenler 312 bölgesinde. Ben riski sevmem 318 bölgesi üzerinde Allah riskin belasını versin Türk Hava Yollarından çok çektim Daha ben bekleyemem diyenler de Bu hisseyi 330 TL Üzerinde alsın %10 getiri versin bir şey olmaz Bu %10 getiriyi de bir anda vermeyecek Daha bilançonun fen gelmesi lazım diye düşünüyorum Dediğim gibi Allah o riskin Allah Türk Hava Yollarının belasını versin Ben çıktım bir daha girmem diyenler Kafalarında minik bir soru şartı varsa girmekle alakalı 330 TL ve üzerinde girsinler. Bizim için direnç noktaları bu şekilde gidiyor. 330 bölgesi, 317 bölgesi, şöyle tekrardan alayım. Buradaki 317 bölgesi ve buradaki arkadaşlar 312, 308 bölgesi diyeyim siz anlayın artık. Daha aşağılarda ise 287 bölgesine kadar hala geri çekilme imkanı söz konusu. Bu arada o bölgelerde alınmalar için aşırı ama aşırı uygun bölgelerdir özellikle bir daha bakın 280 TL, 272 TL bantlarına falan gelir. Hissemiz aşırı aşırı uygun demektir. Türk Hava Yolları'ndan sonra bir de haberler kısmına bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu serinin devamı için abone olmayı unutmayın. Bir tarafında endekse değişiklikler oldu. Adel Kalemcilik, Altınay Savunma, Anadolu Sigorta, Beşiktaş, Çelebi, Fenerbahçe, Karsan, MLP Sağlık, Papilyon Savunma ve Rönesans Gayrimenkul bir alındı. Boş Fren, Eczacıbaşı, European Endüstri, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İzdemir, Kayseri Şeker, Küve Granit, SDT Uzay, Teknose ve Yayla Gıda endeksten çıktı. Büyük değişiklikler gelmiş gerçekten. Bununla beraber biz 50 tarafında Coca-Cola, Kocayar, Reader ve Vakıflar Bankası alındı. CV, Europower, Gesan ve Smartge çıkarıldı. Enerji sektörü için, enerji teknolojileri sektörü için toparlanma için belli bir süre olduğunda işareti BIST 50 endeks tarafından atıldılar. Biz 30'dayız arkadaşlar. Migros, Türk Telekom ve Ülker Bisküvi alınırken Borusan, Gübre ve Oyak Çimento çıkartıldı ki o Gübre'nin ve Borusan'dan sıkıntılı hisler olduğunu biliyorduk. Miatek ve Link tarafında haberimiz var. Mia Teknoloji iştiraki Vitalis'in arkadaşlar Link bilgisayar bünyesinde birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen Link bilgisayar tarafından sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulundu. Bu ilerleyen dönemlerde işlem tamamlandıktan sonra link tarafında az da olsa pozitiflik yaratabilir. Sen alacak mısın dersen ben almayacağım. Niye? Ben her ne fiyatta olursa olsun hala linki pahalı buluyorum. AKFY tarafında arkadaşlar genel müdürü Kemal Güngör'ün, Mustafa Kemal Güngör'ün daha doğrusu açıklamaları var. 2009'dan beri karbon kredilerini geliştiriyoruz. 2023 yılında karbon kredilerinden 4 milyon dolar gelir elde ettik. Güzel para. Önümüzdeki 3 yıl içinde 8 milyon dolarlık karbon satışı için anlaşma yaptık. Bu ilerleyen dönemlerde AKP'yi artırabilecek sebeplerden biri. Depolama alanında geliştiklerini söylüyorlar. Yatırımlarımız var diyorlar 2027 yılına kadar. Bunun dışında 700 mlik mL portföyümüz var. Rüzgar ve güneşte büyümek istiyoruz. Rüzgar santrallerimiz güneş panelleriyle hibrit hale getireceğiz. Ayrıca bu santrallere rüzgar tribünü ekleyeceğiz. Böylece portföyümüz 2025 ortalarında... 900 MVA çıkacak. Ben daha çok bu hissi alımlarda 2026 ve sonrasındaki alımların daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Nakit akışımız oldukça stabil bir şekilde devam ediyor. Hedeflerimizi tuturabiliyoruz. Enflasyon muhasebesi finansallarımızı olumsuz etkilemedi ki baktığım bilançosuna gerçekten öyle büyük bir sıkıntı yok. Türkiye'de bir açıklama var. Afrika pazarı için arkadaşlar Cezayir'de ortaklıklar gerçekleştirerek serum fabrikaları kuruyoruz ki uzun vadede çok önemli. 7 8 ülkede serum fabrikası olan bir marka olarak gündeme geleceğiz demiş. Bunun dışında Azerbaycan'da resmi bir dağıtım şubemiz gündemde. Türkiye devletlerde büyüyorlar. Türkmenistan ve Kazakistan bunu takip edecek. Hem ülkemizin hem de Türkiye cumhuriyetlerinin partner olma gayretimiz var. İlerleyen dönemlerde Türkiye için bence bambaşka fiyatlarda görebiliriz gerçekten. Sağlık sektörü her zaman kazandırır arkadaşlar. Yani ne krizi var? İsrail krizi var ki İsrail krizi durmayacak. Yani bugün işte Lübnan'a saldırıyor. İşte Hamas'a saldırıyor. Yarın bir gün Suriye'si olur, Irak olur. Yani bize kadar gelir bunun sonu. Sonuçta vaat edilmiş topraklar diye bir şey var. Ama bildiğimiz şey şu. Biz borsaya devam ediyoruz. Bir şekilde para kazanmamız lazım bizim. Çünkü bu işlem belki 50 yıl bile sürebilir. Ve arkadaşlar şu an olayımız şu. Sağlık krizleri, savaş, ekonomik krizler ne olursa olsun o sağlığa para verilecek. Ve sağlık bak iki sektör sağlık, savunma, Bazen de gıda sektörü özellikle parakendi tarafında her zaman yükselişler uzun vadede devam edecektir. Serumda ülke ihtiyacının %55'ini karşılıyoruz. Her ay 10 milyon serum üretiyoruz. Yeni yatırımların da devreye girmesiyle finansallarımıza etk, ek katkı gelecek. Sağlık Bakanlığı'na maymun çiçeği virüsüne yönelik ilaç için acil kullanım müracaat yapacağız. Siparişlerin geçilmesi halinde 2024 ciromuza %40-%45 gibi bir etkisi olacak ki olur. Türk i̇laç öyle piyasaları anlamında çok büyük bir şirket değil hızlı büyüme sahip bir şirket. Bu maymun çiçeği virüsü falan yani daha da büyüme devam ederse Türk ilaç tarafında tekrardan büyük bir artışın gelme ihtimali söz konusu. Şimdi arkadaşlar son olarak benim için aslında ben demiştim diyebileceğimden çok hoşlandığım bir konuya geldik. Çünkü ben demiştim. Önce bir halka açık ortakların payı bakalım. Bedelsiz sermaye artırımlarında arkadaşlar IS Çelik, Gersan Elektrik ve Özerden Ambarajın bedelsizleri var burada gördüğünüz gibi. Sermayeleri yüksek oranlarda artıyor. Gersen elektrik belki uzun vadede pozitif olabilir. Borçlanma araçları bizim için çok değerli değil. Burada aşağılara indiğimizde arkadaşlar benim ben size demiştim diyebileceğim bir konuya geldik. Suç duyuruları hakkında. Gördüğünüz gibi burada suç duyurularında Saffet Öztürk, Sıtkı Öztürk ve Ceylan Öztürk hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Saffet'in sebebi izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması. Diğer iki şahsın da arkadaşlar sebebi banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi. Bunların real bir cezası olmayacak. Belki birazcık para cezası. Belki belli bir süre borsadan men işlem yasağı. Ama onun dışında daha fazla bir yasağı olmayacak. Ben sizi bin kere uyardım. Ben de dahil olmak üzere bak ben de içindeyim. Kimsenin söylemini öyle Aldım kabul ettim işlem yaptım çünkü ben çok gördüm bakın bu şahsen demiyorum belki onun üzerinde algılayabilirsiniz siz bilirsiniz adam işlem yapıyor hemen almalıyım hemen almalıyım sonra %60 %70 düşüyor aldırdığı ise para gitti ve bu işlem 4-5 kere tekrarladıysa bakın bir hisseyi bakın biri size mutlaka al 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 diye ısrar ediyorsa çünkü ben biliyorum birçok kanal var youtube'da öyle twitter'da var bu hissi almalısın çok iyi hisse böyle hisse böyle hisse ya başlıktaki mesela Türk Hava Yolları hissesi alım bölgelerini verdim satış bölgelerini verdim değil mi bunlar alım bölgelerini verdim dedim mi ben size az önce mutlaka almalısın öyle iyi hisse böyle iyi hisse kardeşim sen ben bu hisseyi mesela pazarlasaydım size risk almak istemeyenler 330'da alsın demezdim niye abi Türk Hava Yolları mesela bir tahtlıcı benim üzerinden işten yapsa bir hissenin niye yüksekte alınmasına falan Adamlar aldırırlar şimdiden. Sonrasını bekletmezler. İşlemlerini şimdi yaparlar. Ama bir insan size özellikle al 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 diyorsa ve sonrasında pat diye batırıyorsa artık o sizin kararınız. O sizin suçunuz. Burada da kimsenin suçu yok. Genel olarak SPK bülteni de bu şekildeydi. Onun dışında genel bir piyasalara şöyle bakalım. Endeks düştü. Kripto piyasaları 63.000 seviyesine kalmaya devam ediyor. Özellikle sol tarafında muazzam bir artış vardı. Birazcık düşüş yapmış 150 seviyesinden. Bu bölgeler için alım için bence bir tık pahalı. Belki uzun vadede alınabilir. Ama kısa vadede yüklü girişlerden uzak durun. Dolar artmaya devam etti biliyorsunuz ki altın tarafında da güzel bir artış vardı son dönemlerde. 2622 seviyesine geldi. Bu yılın sonuna kadar altın tarafının 2700 seviyesini kırma ihtimali hala yüksek. Gümüş tarafında ise altın kadar olmasa bile yatırımlar devam edilebilir. Bunun sebebi ise şu. Gümüşü şu anlık daha çok bireysel yatırımcı topluyor. Fonlar aşırı derecede gümüşe girmiyor. Ve fonların girmediği yerden genelde pek fazla hayır çıkmaz. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Arkadaşlar daha fazla içerik için canlı yayınlar, özel içerikler, haberler, model portföyler, günlük alt sinirli veren hisseler gibi içerikler için katıl tarafındaki başta iş insanı üyelik seviyesi olmak üzere orada her içerik var gelebilirsiniz. Ayrıca bir ricam daha var sizden. Videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.